Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Odak Kozmetiği tanıtacağız ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Aydın Bandırma var. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Expo Channel TV'ye. Çok biz de rica ediyoruz. Sizi ağırlamak bizim için bir şereftir. Öncelikle Odak Kozmetik'ten önce galiba bir de Eskişehir İş Adamları Derneği'nin miydi? TİSİAD'ın evet. Başkanısınız sanırım. Evet. Bize ondan biraz bahseder misiniz? Tabii Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği, kısa adı ESİAD. ESİAD, Derneğinin başkanıyım. ESİAD 1985 yılında Türkiye'de 3. SİAD olarak kurulan bir iş adamı derneğidir. İlk önce TÜSİAD kurulmuştur. Arkasından Bursa'da BUSİAD ve 3. olarak da Eskişehir'de ESİAD kurulmuştur. Yani 1985 yılından beri hem Eskişehir için hem de Türkiye için önemli bir kurumdur. Peki Eskişehir'in, siz kaç yıldır başkanısınız ESİAD'ın? Ben yaklaşık bir yıldır başkanıyım. Bir ama yıldır, yeni. 20 yıldır ESİAD üyesiyim. Hı hı. Ve 10 yıldır da yönetim kurulu üyeliği yaptım, başkan yardımcılığı yaptım. Geçen yılki genel kurulda da başkan olarak seçildim. Şu anda da bu görevi ifade ediyorum. Peki. Yani Odak Kozmetik de daha doğrusu franchiserler için bu çok büyük bir avantaj aslında. Bu konuda bilgili ve tecrübeli ve ESİAD'ın başkanından franchise almak. Odak Kozmetik'e geçelim o zaman. Odak Kozmetik kaç yılında kuruldu ve tam olarak içeriğine kozmetik dediğimizde hangi dala giriyor? Evet, ben ilk mağazamı 1990 yılında açtım Eskişehir'de. Ve ilk açtığım yıl Odak markasını da tescil ettirmiş bir firmayım. Hı hı. Henüz hatırlarsanız 1990 yılında daha marka tescili çok bilinen bir konu değildi. Son yıllarda Türkiye'de güncel hale geldi. O dönemde marka tescilimi yaptırdım. Hı hı. Ve tam böyle profesyonel bir kimlik üzerine sistemimi kurdum. Kozmetiğin bütün çeşitleri, bol çeşitleri olan mağazacılık sistemidir ve o zaman da Türkiye'de ilk defa market tarzında bir parfümeri mağazası kurarak başladım ben. Yani kozmetik mağazalarını eskiden hatırlayanlar bilir. Böyle şu andaki işte eczaneleri düşünün. Daha böyle her şeyin bankolar içerisinde, işte kapalı raflar içerisinde olduğu bir düzen vardı. Evet. Ben ne yaptım? Ben market sistemiyle bir parfümeri mağazası açarak başladım. Hı hı. Orada rafta ürünle müşteriyi buluşturmuş oluyoruz. Yani birebir deneyip kullanabiliyorlar testerlerini. Tabii ki. Müşteri raftan ürünü alıyor, fiyatına bakıyor, etiketi var üzerinde. Deneyebiliyor. Deneyebiliyor tester olan ürünleri. Ürünle bir psikolojik bağ kuruyor. Çoğunlukla tüketici eline aldığı üründen çok kolay kolay vazgeçmez. Evet. Yani bizzat ürünü kendi eline alıp, evirip, çevirip, eğer hoşuna gitmişse, fiyatını da beğenmişse, kasaya gelip ödemesini yapıp aldığı bir sistem şekliyle başladık. Kozmetikte de böyle bir sistem çok büyük bir yenilikti. Bir anda da patlama yaptı. Herkes tarafından kabul gördü. Bütün tüketiciler tarafından kabul gördü. Ve işte 1990 yılında o şekilde başladık. Peki, kozmetik hani biraz geniş bir kapsam var. İçinde parfüm de var sanırım, makyaj malzemeleri de var, temizlik malzemeleri, yani temizlik derken insan, yüz, işte saç, bunların hepsini içeriyor galiba değil mi? Bir kozmetik marketi olarak aslında görebiliriz orayı. Kozmetik marketi, biz bunları kategorilere ayırdık. Tam bir kategori yönetimi yapıyoruz. Şöyle ki, işte makyaj grubu, cilt bakım grubu, şampuan grubu, ağız bakım, saç bakım, şeklinde 22 tane kategorimiz var. Evet. Her bir kategori içerisinde de işte yüzlerce ürün ve markalar var. Evet. Hem bu kozmetikle ilgili, kişisel bakımla ilgili ürünlerin satışı var. Hem de itiyat dediğimiz ürünlerin satışı da var. Yani bir insanın sabah kalktığından akşam yatıncaya kadar gün içerisinde kullanabileceği her tür kişisel bakım ürünü bizim ürün konseptimiz içerisindedir. Peki ürünleri nereden tedarik ediyorsunuz? Çoğunlukla tabii ana firmalardan. Yani markalarla çalışıyorsunuz tabii galiba. Tabii ki markalarla direkt çalışıyoruz zaten. Sattığımız ürünlerin yani %60'ı zaten yabancı kaynaklı ürünler. Hı hı. Bunların Türkiye'de kendi merkezleri olan firmalar var.
veyahut da Türkiye distribütörlüğü olan firmalar var. Evet. Direkt onlarla çalışıyoruz. Peki bir franchiser sizden franchise aldı, Odak Kozmetiği açtı. Ürünlerini siz kendiniz mi tedarik edip gönderiyorsunuz yoksa onlar birebir firmalarla mı iletişime geçiyor? Şimdi bir franchising sisteminde bütün yönetim bize ait. Hı hı. Hiçbir şekilde franchiser tedarikle ilgili bir sorun yaşamıyor. Siz ilgileniyorsunuz evet, her şeyle. Şeyle. Bütün tedarik süreci, fiyatlaması, kampanyaları, insert dönemleri, evet. insan kaynakları, raf dizaynı her konu tamamen bizim yönetimimizde oluyor. Hı hı. Biz onların ihtiyaçlarını, siparişlerini sistem üzerinde oluşturup hangi ürünlere ihtiyacı varsa biz gönderiyoruz. Siz tedarik ediyorsunuz. Ki, yani tamam. O hiçbir şey. Stoklarla peki siz mi ilgileniyorsunuz yoksa franchise? Stoklar bizim kontrolümüz altında. Her şey zaten bizim kontrolümüz altında. Çünkü çok profesyonel bir sistemimiz var. Evet. Ve ciddi bir altyapımız var. Franchiser de bu altyapı sistemin içerisine girecek. O bizim mağazalarımız var. İşte onu şey gibi düşünün. Her bir şube gibi düşünün. Franchiser de bir şubedir. O şubenin bütün bilgileri sistem altyapısında hazır evet. oluyor. Ve biz oradan stok yapısını zaten takip ediyoruz. Tabii ki franchiser kendi siparişlerini, stoklarını takip edebiliyor bu sistem içerisinde. Birçok şeyi takip edebiliyor. Hı hı. Biz de onun yanlış bir stoklama yapmaması için takip ediyoruz ki ne aşırı stok yüklemesi olsun ne de yok satma maliyeti karşımıza çıksın. Dolayısıyla stok kontrolü de bizim yönetimimizde. Ya stok zaten başlı başına çok zor bir iş gerçekten. Çok zor. Hele hele kişisel bakımda, kozmetikte stok yönetimi çok daha zordur ve çok daha önemlidir. Çünkü bilhassa makyaj grubunda, saç boyası grubunda, cilt bakım gruplarında çok fazla ürün varyantı var. Ve bu ürünlerin bütün renkleri her zaman satmaz. İşte moda renkleri vardır, tabii. güncel olan yeni ürünler vardır. Bazı ürünler delist edilmiştir, bazı ürünlerin satışları çok yavaştır, bazıları çok hızlıdır. Biz kendi sistemimizde bunu takip ettiğimiz için hızlı satışı olan ürünlerin siparişlerini daha fazla vermek, yavaş satılan ürünleri de daha az stokla takip etmemiz gerekiyor. O bakımdan bunu ancak sistem üzerinde görebiliyoruz. Peki şu an Türkiye'de kaç tane bayiniz var? Kendi mağazanız dahil. Yani sizin kendi mağazanız var mı? Tabii 22 mağazamız var. 22 mağazamız var. Bayağı ciddi bir anlamda büyümüş. Ve Türkiye'nin 5 bölgesinde mağazalarımız var. Şu an bütün bölgeleri tanıyoruz artık ve bütün bölgelerin verileri var elimizde. Hı hı. İşte İç Anadolu bölgesi, İstanbul, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesinde mağazalarımız olduğu için o bölgelerin bütün verilerini biliyoruz ve işte nerede daha iyi iş yapılabilir veya yapılamaz, o bölge hangi ürünleri, hangi markaları daha çok kabul ediyordur. Çünkü doğru. yöresel ve bölgesel değişiklikler arz edebiliyor. Bir marka doğru, evet, bir bölgede iyi satarken bir başka bölge başka bir markayı İnsan. Daha çok iyi satabiliyor. Bütün bu veriler elimizde mevcut olduğu için bize büyük bir veri zenginliği kazandırıyor. Şu an peki hangi şehirde daha çok franchise vermek istiyorsunuz? İstanbul gibi olabilir mesela örnek veriyorum tabii ki. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde özellikle ama tabii ki Anadolu'nun bütün şehirlerinde. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bu sistemi yönetecek kabiliyete sahibiz. Altyapı olarak, yönetim olarak ve birimler olarak buna hazırız. Bütün şehirlerde franchising verebiliriz. Peki lokasyon olarak tercih ettiğiniz yerler genelde alışveriş merkezleri mi yoksa cadde üzeri olabilir mi? Şu anda çoğunlukla cadde mağazacılığı yapıyoruz. Alışveriş merkezlerine de girmeye başladık. Şu an bir alışveriş merkezinde mağazamız var. Hı hı. Bundan sonraki dönemde alışveriş merkezlerinde de olmayı planlıyoruz. Ama cadde mağazacılığı daha ön planda şu anda. O şekilde de devam edecek ama alışveriş merkezleri de olacak tabii. Sizin çok mantıklı bir yerde yeriniz varmış, onu öğrendim. Üniversitenin içinde evet. galiba. Eskişehir, evet, Anadolu doğru. Üniversitesi. Eskişehir yani gerçekten Üniversitesi. Öğrencinin ihtiyacı olan her şey o markette var. Evet. Ve bütün öğrencilerin, yani şu Eskişehir'de genelde zaten hep yalnız yaşıyor öğrenciler. Birçok ihtiyaçlarını evet karşılayacak yer bulamıyorlar. Yani üniversitenin içinde bunun olması onlar için muhteşem bir şey. Bir de sizin için de yani. Orada sirkülasyon çok hızlı dönüyordur. Şimdi orada iki amaç var. Bir öğrenciye hitap etmek, bir de üniversitede çalışan 5000 tane personel var. Evet. Anadolu Üniversitesi'nde. İki yönlü bir hedef kitlemiz var orada. Hı hı. Çalışan personel de kişisel bakım ürünlerini bizden alıyor. Orada en önemli amacımız
marka imajını yerleştirmek amacıyla ben mağazayı üniversitenin içerisinde açmıştım. Tabii. Çünkü çok ciddi bir reklamdır, reklamdır aslında. Eskişehir'de okuyan öğrencilerin %70'i dışarıdan, İşte yalnız yaşayanlar, gelen, evet. Yalnız yaşayan öğrenciler ve okul bittiği zaman kendi şehirlerine dönüyorlar. Yani Türkiye'nin muhtelif şehirlerine yayılıyorlar. Orada da reklamınızı yapıyorlar tabii sizin. Reklamınızı yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde Odak markasını bilen birçok insan oluyor. Ve o insanlar başkalarını anlatıyorlar. Biz de o şehre gidip mağaza açtığımız zaman da bu Eskişehir'deki duymuştuk, olarak biliyorlar. Evet. Yabancı şehrini çekmiyorlar. Peki franchise bedellerinizden bahsetmek istiyorum biraz. İsim hakkı bedeli alıyor musunuz? Şimdi bedel olarak çok yüklü rakamlarımız yok. Şöyle ki başlangıçta tesis maliyetlerini gidermek için sadece 15 bin liralık bir giriş ücretimiz var. Onun dışında bir bedel almıyoruz. Satıştan da bir komisyon almıyoruz. Royalty bedeli almıyoruz. Çünkü biz ürün tedarikini zaten kendimiz yapıyoruz. Franchise'nin bütün ürünlerini biz veriyoruz zaten. Orada bizim belli bir karlılığımız zaten olacak. Bir de ayrıca fazlasında gözüm yok diyorsunuz. Evet, gerek yok. Çünkü franchise'larımıza para kazandırmamız gerekir ki o da devam edebilsin. Hatta o da bir yerine birkaç mağaza açabilsin. Doğru. Amacımız birinci planda franchise'lara para kazandırmak. Dolayısıyla biz de mağaza sayımızı arttırmış ve büyümüş oluyoruz. Doğru. Bizim kazançlarımızdan ziyade onların bu işten keyif alması, yatırdığı paranın karşılığını almasını hedefliyoruz. Peki yani bir Odak kozmetiği açmak için ne kadar toplam bir yani anahtar teslim, ne kadar bir bedele ihtiyaç var sizce? Ne kadar bir bütçe ayırmam gerekiyor Odak için? Şimdi kozmetik ürünleri pahalı ürünlerdir. Evet. Dolayısıyla stok maliyetleri bizde biraz önemli hale geliyor. Tabii. Bir mağaza ekipmanları, demirbaşları için çok fazla belki yatırım ihtiyacı olmuyor ama metraja göre değişebilir. Biz yaklaşık işte asgari 100 metre ve üzerinde mağazalar tercih ediyoruz. Çünkü 100 metrenin altına düştüğü zaman ürün yelpazesini yerleştirmekte sorun yaşıyoruz. Onun için 100 ve üzeri metrajlarda olursa bütün ürün konseptimizi koyabiliyoruz. Böyle bir mağazanın işte demirbaş yapısını oluşturması, rafların oluşturması bakımından bir 50-60 bin liralık civarında bir yatırım. TL olarak, mi bu? TL. Ürünler içinde. Hayır, ürünler değil. Değil mi? Demirbaş sadece, olarak söylüyorum. Evet, demirbaş olarak. Ürünler, bizim stok maliyetimiz daha farklı. Ürünlerin yatırım maliyeti yaklaşık 250 bin lirayla 300 bin lira arasında bir yatırım gerektiriyor. Gerektiriyor. Tabii ki bunun için belli bir zaman dilimine ihtiyacı var. İşte ödeme kolaylıkları. Vade yapıyor musunuz? Bu başlangıçta bazı kolaylıklarımız var ama sonrası ödemelerde daha çok peşinde değil ama kısa süreli dönen bir sistemimiz var. Dolayısıyla bir Odak kozmetik franchiser'ı yaklaşık 300 bin liralık yatırımı göze almak durumunda. Çünkü sattığımız ürünler pahalı ürünler. Doğru. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz da dekorasyonla ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Dekorasyon size mi ait yoksa belli bir kreatif çizginiz var mı yoksa franchiser kendi kafasına göre çalışamıyor? Hayır, hayır. Bizim bir konseptimiz var. Renklerimiz var, yapı tarzımız var, işte dizaynımız var. O konsepte uygun olarak franchiser yaptırıyor. Bizim kontrolümüzde yaptırıyor. Yatırımını franchiser yapıyor. Peki personel eğitimi veriyor musunuz? Elbette. İşin en önemli tarafı o. Evet. Bizim insan kaynakları birimimiz var. Franchiser'ın elemanlarının teminini biz yapıyoruz. İnsan kaynakları birimimiz. Onların eğitimlerini biz yapıyoruz. Çünkü merkez ofisimizde zaten bir eğitim birimimiz ve eğitim salonlarımız var. Burada öncelikle eğitim alıp sonra reyona çıkıyor. Tabii ki burada mağaza müdürünün eğitimi önemli. Birinci planda önce mağaza müdürünün temin edilmesi, sistemin işleyişinin öğretilmesi gerekiyor. Hı hı. Teorik eğitimlerden sonra kendi mağazalarımızda işbaşı eğitimleri yapılıyor. Sonra da elemanların eğitilmesi önemli. Elemanların ürün eğitimleri açısından bilgilendirilmesi gerekiyor. Ki. Satış eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. İşte sistemin işleyişi açısından orada bir de bir iki tane galiba güzellik uzmanı falan da bulundurmanız gerekiyor değil mi? Şimdi bizim elemanlarımızın hepsi zaten güzellik uzmanı. Ha, öyle mi? Öyle eğitiyoruz, öyle yetiştiriyoruz. Anladım. Çünkü
makyaj ürünleri, cilt bakımını, saç bakımını, saç boyası ürünlerini müşteriye bilinçli olarak vermesi gerekir. Müşterinin cilt yapısını anlayacak. Kuru cilt midir, karma cilt midir, yağlı cilt midir bunları anlayacak. Ona göre cilt bakım ürünü verecek. Ona göre krem önerecek. Dolayısıyla bunların eğitimlerini alacak ki bir uzman bilgisinde olacak ki müşteriye doğru ürün verebilsin. O bakımdan bizim elemanlarımızın hepsi zaten güzellik uzmanı. Peki ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta size Odak Kozmetiği tanıttık. Franchising şartlarını konuştuk. Kendilerinden daha detaylı bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaralarından ve web adreslerinden inceleyebilirsiniz. Programı kapatmadan önce yine fuar tarihlerini hatırlatıyorum. 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında CNR Expo'da gerçekleşecek fuarımızı ziyaret etmek veya katılmak isterseniz ekranda bulunan telefon numaralarından veya bayimolurmusun.com sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.